Merhaba arkadaşlar. En son videomuzda size TSE 2023'ün uzatma kararı hakkında bilgiler vermiştik. Uygulamanın şimdiye kadar nasıl devam ettiği konusunda o güne kadar olan tecrübelerimizle aktarmalar yaptık. Fakat bu hafta olan gelişmelerde birçok uygulamada değişiklik olduğunu görmekteyiz. Özellikle vize kısmında çok miktarda vize başvurusu yapılmıştı geçtiğimiz dönem içerisinde, Ağustos ve Eylül ayları içerisinde. Olayın sosyal medyadan da duyulmasıyla birçok insan başvuru yaparak 25 Eylül tarihi öncesinde sonucunu beklemeye başlamıştı. Şimdi Ankara Vize Ofisi'nin uygulamasının değiştiğini görüyoruz. Bu daha önce işte bir vize sonuçlarının gelmesi yavaşladı. Sorduğumuz zaman sebebini birçok dedikoduyla birlikte resmi kaynaklardan gelen cevaplar daha çok çok fazla sayıda başvuru geldiği yönündeydi. Bu sebeple gecikmeler olduğunu, işlem kapasitelerinin yetmediği konusunda yani sonucu onun anlaşıldığı cevaplar geliyordu. Bu hafta itibarıyla uzatma kararı sonrasında bu ellerinde biriken başvuruları toplu olarak reddetmeye başladıklarını görüyoruz. Yani evet, içeride başvurusu olanlar için bu çok kötü bir haber ama bu olayın başından beri biz size neyse onu söyledik. Bu konuda da bir açıklama yapmak zaruriyeti hissediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda her gün yüzlerce başvuruyu reddediyor Ankara. Bize de ulaşıyor bu sonuçlar. Hem kendi başvurularımızdan görüyoruz. Biz de hiç bu programın başından beri olmayan miktarda red aldık. Yani bu hafta başına kadar sadece 3 reddimiz varken bu program kapsamında bu hafta gelen cevapların sonuçlarının hepsi red. Hiçbir onayımız yok Ankara'dan ve Amerika'dan başvuran bir kişi onay aldı sadece. Yani Ankara ofisinin değerlendirdiği hiçbir başvurudan onay alamadık bu hafta. Bunu açıklamak gereği hissettim hepinize. Şimdi neler yapıyoruz? Biz bu sonuçların hepsine bir tekrar değerlendirme talebinde bulunuyoruz. Müşterilerimizden hiçbir talep gelmese bile biz bunu yapıyoruz. Ücretsiz yapıyoruz. Yapabileceğimiz de tek şey de şu anda bu olarak görünüyor. Bakanlığa yazdık, Ankara ofisine yazdık, açıklama istedik. Genel uygulamanın dışında kaldılar. Tabii bunun hukuki yollarına da baktık, değerlendirdik. Federal Mahkeme Avukatımız Vakkas Bey'le de kısaca bir konuştuk. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konu, yönetmelikte bahsedilen vize uygulamasında yapılacak tek kolaylık hızlandırmaydı. Bunun böyle olmadığını, böyle uygulanmadığını hepimiz gördük. Uygulamada geçtiğimiz aylarda, depremin takip eden aylarında sadece hızlandırma değil, kolay da vize verildi. Yani çok normal profili ki onay almayacak insanların bu süreçte çok rahatlıkla vize onayı aldıklarını, yeterli parası olmayan, daha önce hiç yurt dışı seyahati olmayan insanların çok kolay vize onayı aldıklarını gördük bu süreç içerisinde. Bu sebeple çok kolay vize alındığına dair bir izlenim tabii ki oluştu. Haklı olarak oluştu. Çünkü bunu yaptılar. Bunun uygulamasını yaptılar. Köyünden dışarıya çıkmamış insanlar vize aldılar. Doğal olarak bir umut verdiler piyasaya ve bu kapsamda birçok başvuru yapıldı. İçeride de aynen bu şekilde binlerce başvurunun olduğu söyleniyordu. Ve bu yüzden de yavaşladığı söyleniyordu. Ve bu hafta başı itibarıyla bu içeride olan yığılmanın çok hızlı bir şekilde negatif yönünü değerlendirilerek red verildiğini görüyoruz herkese. Hatta yani bildirilen nedenler bile aynı. Yani aile bağları Kanada dışında çok kuvvetli değil ve gidiş amacı üzerinden herkese red verilmekte. Bu Kanada'nın kararı, fakat yönetmelikte vaat ettikleri şey sadece hızlı işlem yapma olduğu için depremzedelerin başvurularına bir hukuki temel yok itiraz için. Ve bunu kullanıyor Kanada. Yani baştan beri kimse size vize garantisi veremez derken hep bunu işaret etmeye çalıştık. Yani Kanada'nın kimseye karşı
özellikle yabancı ülke vatandaşlarına karşı çok da adil olmak zorunluluğu yok. Ve bunu da uygulamasında görüyoruz. Yani şimdi bizim red olan başvurularımızla ondan 2 ay önce yapılıp da onay alan başvurularımız arasında hemen hemen hiçbir fark yok profil olarak, insanlar olarak. Hatta reddedilenler arasında yani normalde başvursa vize alacak insanlar da var. Ama şimdi bu yığılmanın içinde kaldığı için doğru dürüst bir değerlendirmeye tabi tutulduklarını düşünmüyoruz. Belki bunlara yapacağımız itirazlardan sonuç alacağız. Fakat görünen o ki bu süreçte oldukça fazla sayıda red verilecek insanlara. Bu konuda herkesin bilgisi olmasını istedik. Umuyorum bu iş düzelir, biraz daha toparlarlar. Fakat şu andaki durum budur. Gelişmeler oldukça, bilgi edindikçe sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.